Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere TSN 298'e uygun PISU pompası hesabı Excel'ini sizlere tanıtıyorum. Bu hesabı sizler de katıl üyesi olarak topluluk sekmesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Elimden geldiği kadar çok detaylı bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Akma basınçlarına kadar bulabiliyor. Burada TSN debi bulumuna uygun bir şekilde tablomuz yukarıda verilmiş durumda. Ee, aşağıda ise boru çapının e, sürtünme kayıplarını hesaplayabilmek için bir e, detaylı formül var. Burada da detaylı hesaplamalar için Svamajain denklemi yani geçerliliği olan bir denklem e, kullanılmıştır. Burada su yoğunluğu. Yani tarafımdan su yoğunluğu 1460 kilogram bölü metreküp almıştır. Bunu neden böyle aldığımı söylemek gerekirse. Biliyorsunuz ki orası çamursu bir yapıda. Ee, çamurun yani çamurlu suyun yoğunluğu 1460 kilogram bölü metreküp. Ancak tabii ki çamur kadar ağır olmayabilir. Biz mühendislik, mühendis olarak bir şeyi garanti almamız gereke, gerekir. Bu yüzden de abartılı bir e, yoğunluk olduğunu düşünmüyorum. Bunu sizler eğer abartılı olduğunu düşünüyorsanız sadece şu kırmızı yeri gelip buradan değiştirebilirsiniz. Şurada e, yani suya göre uyarlayabilirsiniz. Buradaki şey çamura göre uyarlanmış bir şekilde e, geçerli bir formül olacaktır. Ama bazı meslektaşların bu konulara takıntılı olabiliyorlar. E, fazla takıntılı olmaya gerek yok. Tabii ki su yoğunluğu gibi almak doğru değil. Buradan devam edelim. Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor. Biz de burada kabullerimizi yaptık. Şimdi örnek hesap üzerinden gidelim. Örnekte basit bir şema çizdim. Bir yurt e, projesi olarak düşünüyoruz bu örneği. Yurt projesi. 50 adet lavabo, 50 adet alaturka, 50 adet duşumuz var. E, burası bir yurt. E, Pis su çukuruna toplanıyormuş örneğinde. E, Pis su çukurundan da belirli bir rogara 30 metre mesafedeki rogara, 20 metre yüksekliğindeki rogara bu pis su pompası sayesinde e, tahliye edilecektir. Böyle bir durumda pis su pompasının debisi ne olur? Buradan hemen Excel'imizi açıyorum. Burada şu Excel'imin orijinalini bozmamak için farklı kaydettiyip pis su pompası hesabı yurt diyorum buraya. Çünkü bunun orijinalleri bizlere lazım olacaktır. Şuradan lavabomuz 50 adetti. 50 adet lavaboyu girdim. Ondan sonra Atatürk'ü, Alafranga aynı 50 adette ondan var. Ondan sonra 50 adette duş var. Normal duş 50 adette. Bu duşumuzu girdiğimizde toplam yük birimi 200 yük birimi oluyor. Burada tesisat türünü seçmeniz gerekiyor. Tesisat türü, türü yurt olarak seçtiğimizde buradaki yurdun boşaltma katsayısı dediğimiz yani yüklenme eş zaman olarak düşünebilirsiniz. Yani tesisdeki adı boşaltma katsayısı olarak geçiyor. Buradan yaptığımızda 35.6 metreküplük bir şey çıkıyor ortaya. Debi çıkıyor. Şimdi burada buradan sonra aşağıya geçmemiz gerekiyor. Çünkü boruyu tanımlamamız gerekiyor. Buradaki sonuçları şu an dikkate almıyoruz. Aşağı tarafa geçiyoruz. 1-2 numara hat arası. buradan yüksekliğim 20 metre idi. Bak. Bakın burada yüksekliğim 20 metreydi. Şurada 20 metre olarak tanımladım. Burada su hızı bakın aşağıda boru su hızları var. Şuradaki boru çapıyla biraz oynamamız gerekiyor. Boru hızını 1-2 metre bölü saniye aralığında almamız bizim yararımızdadır. Ee, burada mesela DN50 biraz sıkıntı. DN65 tamam olabilir ama ben çok fazla sürtünme olmasını istemiyorum. Çünkü çok fazla sürtünme, çok fazla büyük pompa demektir. DN 100 e, 2 metre bölü saniye aralıkta ama biz bunu pardon DN 80 DN100 ideal gibi gözüküyor. Evet ideal. 1 ile 2 arasında bir şeye sahip. Hıza sahip. Yani 4 inç çapındaki bir borumuz buraya ideal gözüküyor. Ondan sonra bor uzunluğumuzu 30 metre giriyoruz. Burada hattımın üzerinde 10 adet dirsek varmış. 10 adet dirseği de buradan girdikten sonra şuraya 10 adet dirsek giriyorum. Girdikten sonra yüksekliğimi de tanımladım. Ve sonuçlarımı yukarıdan kontrol etmeye gideceğim. Buradaki aşağıdaki işlemi sizler için bu otomatik yapmış oluyor. Kırmızı yerleri girmeniz yeterlidir. Buradan geldiğimizde e, pompa sonucumuzu şuradan görebiliyoruz. Yani bu size sizin için seçiyor ama şu kısımları gene elle değiştireceğim derseniz. Bakın ben kırmızı yapıyorum şimdilik. Bu kısımları elle değiştirebilirsiniz. 21.56 mS'se 22 mS'se. Yani buradan Yüzde seçilen pompa %50 verim ile çünkü piyasadaki pompalar %45'ten işte Vilo gibi Grundfos gibi kaliteli pompalar %70'e kadar verimle çalışabilir. Ama piyasaya uysun avan projelerimizde bu bizi işimizi görecek seviyede olsun istiyor iseniz %50 idealdir. Ama derseniz ki e, uygulama yapıyorum daha kaliteli bir pompa alacağım derseniz şuradaki 05 sayısını değiştirmeniz yeterli. Bakın şurada yerini gösteriyorum 05 sayısını 07 yapabilirsiniz. Şayet Vilo pompa ya da biz burayı otomatikleştirebiliriz. Şurada verim bölümü hemen sizlerin huzurunda yapalım. Şurada bir verim bölümü oluşturuyorum. Şuraya N ee, en diyorum. Bunu verim olarak algılayın. Şuraya 05 olarak entegre ediyorum. Bu programı biraz daha zenginleştirelim sizlerle birlikte. Şuraya verim diyorum. Şuraya 05 az önceki 05'i buraya geçiyorum. Burayı kırmızı yapıyorum. Daha profesyonel olması için daha, işte Excel bu şekilde gerçekten işlerimizi çok hızlandırıyor. Bakın şuradaki 0.7 yaz yaptığınızda 3.14 kV'lık bir VLOG grup pompası da bu işi görebiliyor. Yani e, Türk markalarında da var. Araştırabilirsiniz bu konuda. Ama ortalama 0.5 almanız ortalama piyasaya uyacaktır. HP cinsinden de pompa gücünü 5.91 HP olarak sizlere burada veriyor. Sizler için seçimleri yapıyor. Ee, bu Excel'i sizlere paylaşacağım ee, Yani katıl bölümünde katılıyor olanlara Katıl üyesi olanlara teşekkür ederim ee, Elimden gelenin en güzelini en şekilde daha profesyonel yapmaya çalışıyorum ee, Gördüğünüz gibi detaylara iniyorum Mesela burada P akma basıncı Bunu çoğu yerde göremezsiniz sayın meslektaşlarım P akma basıncını Burada P akma basıncının mesela da 19 mss. Yani Yaklaşık olarak küçük bir e, akma basıncı var. 0,0 e, Gördüğünüz gibi şurada Pascal cinsinden buluyor. Hı, hızın karesi çarpı yoğunluktur buradan. Çok küçük bir akma basıncı çıkıyor. Boru çapını değiştirdiğimizde bu akma basıncı değişecektir. Boru çapına bağlıdır. Misal burada 65 yaptığınızda akma basıncınız 1 ms'ye çıkıyor. Yani 0,1 bar'a çıkıyor. Bu boru çapı akma basıncını değiştirir. Özellikle boru çünkü o ağızdan suyun akması için belli basınçta akması gerekiyor en uçtan ki e, musluklarda da böyledir. Bunu çoğu yerde göremezsiniz. Bu detaydır, incedir. İnce detaylara iniyoruz. Yani mühendisliğin mantık çerçevesinde ilerletmeye çalışıyoruz. Asla ve asla ezber yapmıyoruz. Şuradaki formüllerin hiçbirini aklımda tutmuyorum. Yani sorsanız bilmem ama işin mantığını öğrenmeye çalıştığım için benim için bu heyecandır. Benim için bu huzurdur benim için bu zevktir Sizler için de böyle olması gerek çünkü e, yani başarıya doğru koşmamız gerekiyor başarı bir şekilde belki parayı da getirir bir belki belki huzuru da getirir yani zaten e, heyecan da bir huzurdur zorluklar zaten ülkemizde hiçbir zaman bitmiyor bu işi keyifli bir şekilde yapmak için egoyu sıfırlamamız gerekir yüksekten bakmamız gerekir kendinizi yerinizi bilmeniz gerekir paylaşım içinde olmanız gerekir tabii ki e, paylaşımdan e, Paylaşımı da e, kötü niyette kullanmamak gerekir. Paylaşa paylaşma deyince insanlar birbirini de sömürmemesi gerekir. Yani birbirimize makul seviyelerde yardımcı olmamız gerekir. Emek e, ortadadır. E, katıl üyelerine ücretsiz olarak verecektir. Çünkü oradaki e, fiyatlar gerçekten çok uygundur. Kıymetini bilene orası bedavadır aslında. Sadece şu kardeşinizi desteklemiş oluyorsunuz. Ben de bu şekilde daha güzel araştırmalara bir adım daha ileri gitmiş oluyorum. Ee, teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez, var olun, sağ olun.